Şurada ağlayan bir şey var ve asla kafanı çevirip bakmıyorsun. Şş. Ne? 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 Ben gidiyorum. Ne? 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 Ben gidiyorum. Sus. Ben gidiyorum. Tamam, gidiyoruz. Engin, sustur şunu. İşte bunlar hep şarap ezilen, dövülen kazanlar. Evet. Çantanla. Tamam. Oo, işte burası. İsyum Kalesi. Daha önce paranormal aktivite yaşadığımız bölge. Özel bir kale. Etrafında şarap ve gıda malzemelerinin yapıldığını kanıtlayan ve yerleşke alanını bulunduran binaların temelleri, örülü taşlar, duvarlar doğanın içinde gizli durumda hala bekliyor. İşte bunlar hep şarap ezilen, dövülen kazanlar. Kaya üzerine yapılmış kazanlar. Buralarda gıda malzemeleri üretiliyordu. Ve çalışan kalabalık sayıda halk burada ikamet edip yaşıyordu. Bu kalede gördüğünüz gibi hala dimdik ayakta. Küçük dokunuşlar olmuştur. Destekleme amaçlı. Ki görüyorum bazı yerlerde camlarda demirler var, profiller yıkılmasın diye. Ama hala orijinal. Hiçbir ödün vermemiş dokunuşlarından. Burada sırtımda el figürü çıkmıştı. Daha önceki keşif videomda kanal varmış muhtemelen. Tepe erozyondan kırılmış, dağılmış hepsi. Binlerce yıl sebebiyle. Aşağıda da odalar, kapıları hala mevcut duruyor. Bölge bölge. Gezdireceğim sizi şimdi. Detaylandıracağım burayı. Ama çok da konuyu uzatmadan hemen enerjiye odaklanmak istiyorum. Çünkü daha bak şimdi buraya geldim. Buraya geldiğimden itibaren başladı yoğun enerji. Of 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 of, müthiş 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 ama rüpertici de. Evet. Hiç vakit kaybetmeden kameramızı şöyle sabitleyelim. Burası hem kuytu. Gelecek enerjilerin diyalog kurabilirsek sesleri pürüzsüz duyabileceğimiz bir imkan, bir alternatif burası, bu bölge. Bir ekrana bir bakıyorum olduğu kadarıyla bizi alacak mı diye. Şu şekilde durduğunda sanırım net alacak. Cihazları alalım hayatım. Odalar arası gezdiğimde, şuradaki odadan özellikle kapıdan çıktığımda GoPro'dan gözüküyordur. Sırtımda böyle eller çıkmıştı. Enteresan. Pikseli bozuk dijital eller gibi düşündüm. Paranormal bir aktiviteydi. Onu merak ettim. Bu arada çıktım, merdivende ne vardı? Kayda bir şey, mezar, herhangi bir sembolik bir şeyler var mı? Merdiven sağlam. Tamam. Yukarıda ne gördün? Kule gibi ya o iki tanesi. Evet. Ahşap merdivenler vardı muhtemelen evet, zamanında. Yani ikisini de kullanabiliriz yani. Biraz ağır evet. Merdivenler ama mesela şurası için de kullanabiliriz. Evet evet evet. Orası için de kullanabiliriz. O da hala sağlam. Sağlam değil mi? Kesinlikle burada aktivite olur diye düşünüyorum. Yani bakınca ürperiyorsun. Ve çok detaylı içerikler var. Bu içerikler yani kapı kilitlerini görüyorum şu an. Tamam. Çok yani kıymetli şeyler saklanıyormuş. Çünkü kapı kilit yerleri çok büyük. Yani açılması çok zor bir
kapı. Orada o merdiveni koyan kişiler herhalde içeriye girmek istemişler anladığım kadarıyla. Bir bakayım ben de, merak ettim. Burada yaşanmışlıkları algılamak, hayal etmek, tahmin etmek hiç de zor değil. Eğriye eğriye doğruya doğru konuşacağız. Biraz ürpertici bir bölge. Fakat ürpertici olmasından ziyade enerjisi yüksek bir bölge. Çünkü yaşanmışlıklar var. Yani buram buram kokuyor. Sanırım telefona yaklaştırdığım için hemen föttü. Önemli değil. Şuradan yukarıya bir çıkalım. Ya burada yukarıda odada yapalım çekimimizi. Ya da burada. Ama ben önce buna bakmak istiyorum. Daha önce gördüğümü seni de görmeni istiyorum. Ben önden çıkayım. Sen gelebilirsin değil mi çantanla? Tamam. Oo, işte burası. İşte burası. Müthiş bir yer. Buram buram yaşanmışlık kokuyor. Mazgallar var görüldüğü üzere. Karşıda da var. Ve odacık şeklinde, kutu şeklinde hazneler varmış burada. Sağlam olduğunda. Buraya işte üzüm vesaire meyve neyse atılıyor. Muhtemelen burada çekirdek kısmı ayıklanıyor. Posa aşağıya iniyor. İki bölgede de işçiler çalışıyor. Aşağıya inen posa eziliyor, çiğneniyor. Aşağıdaki görevliler tarafından, işçiler tarafından. Ve bir kısmı da ipli bağlı kovalara aşağıdan doldurup yukarıya çekmelerini sağlıyorlar. İzi de belli zaten. Yani şu katmana kadar hep ezmişler. Bir standartları varmış, limitörleri varmış. Yaklaşık 1 metre derinliğe kadar hep ezme işlemi gerçekleşmiş. Ayaklarıyla çiğnemişler. Posayı ayırıyorlar. Su haline geldiğinde de şarap da kullanmak için yukarıya doğru çekiyorlar gıdanın suyunu. Meyvenin suyunu. Gelebilirsin hayatım. Burada yapalım. Çok akustik buldum. Ve buram buram yaşanmışlık kokuyor. Biraz tehlikeli yalnız senin için. Ben geleceğim yanına. Aşağısı yaklaşık tam dibi görünmekle görünmemekle birlikte yaklaşık bir 4 metre derinlikte kol bacak rahat kırılır. O yüzden düşmemekte fayda var. Hiç şakası yok. Hala duvarlar sağlam. İçerikleri görüyorsunuz. Katman katman. Bunlar hep bir kattı. Karşılıklı ahşaplar çekiliyordu. Bu ahşaplarla işte birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat ve burası ile birlikte beşinci kat diyebiliriz zeminle. Gelebilirsin hayatım. Tamam ben geleyim yardıma. Çantanı alayım. Şunu sabitleyeyim önce. Biraz beklersen. Ops. Bunu şöyle sabitleyebilir miyim? Evet kayıtta mı bir de? Kayıttaysa çok güzel olacak. Hiç ellememize bile gerek kalmayacak. Evet kayıttayız. Ben şu an çok heyecanlıyım çünkü çok dolu bir yer burası. Gel alayım çantanı. Sadece çantayı. Tamam. Ya da benim de. Gördüklerin karşısında büyüleneceksin. Şarap ezilen yer. Kutucuklar. İçine meyveler, posalar aşağı iniyor. Mazgallardan. Şu mazgallar aşağı çökme ihtimalimiz yok. Çökme ihtimali yok. Kaya bu. Ana kaya şimdi. Gel. Son bölümdeki Domicho diye bir isim aldık. Yüksek ihtimal bağlantı kurduğumuz enerjinin ismiydi bu. Bir deprem olsa ne olur? Bir deprem olsa direkt kaçmamız lazım. Çünkü çok tehlikeli. Bu arada MF cihazım açık. MF cihazını da bağlantısız bir yere koyalım. Şöyle herhangi bir dijital elektronik malzemenin olmadığı bir yere şuraya koyuyorum. Hayatım senden tek ricam. Arada ben unutursam aklımda olsun. Otomatik uyku moduna geçiyor. Uzun süre yakalayamazsa frekansı. Açık mı kapalı mı bakarsın. Burada tehlikeli pozisyon yok. Rahat rahat gidip geliriz. Çok tehlikeli pozisyon var. Ucunda yürüyorsun. Evet. Beni bilmiyorum. Ama buraya niye geldi onu da bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani çekti bir şeyler beni. Diğer yani. Kulede de olabilir. Benim bir şeyler çekti. Muazzam bir yer yalnız. Ama oraya yaklaşmasan daha iyi olur. Çünkü benim yüksek bir korkum var. Bu tamam. Videoyu nasıl devam ettireceğimi bilmiyorum. Tamam. Sen sıkıştın kaldın oraya. Anlıyorum ben seni. Fakat ben de iletişimin... Şu an benim tedirgin olduğum şey iletişmek ya da iletişimmek değil yani. Dibine istiyorum. Deprem. Aşağısı uçurum ve sen ucunda durmaya çalışıyorsun. Ucunda değilim, kadrajda olmak zorundayım. Çünkü bir aktivite olursa insan gözünün görmediğini dijitaller görüyor, yakalıyor. Bu da bir artı, mecburum yani. Başka şansım yok.
Müthiş. Tek kelimeyle müthiş bir yer. Tek sesle bağırmasak, titreşim oluşturmasak ya kafamızı. O kadar değil hayatım. Binlerce yıldır adamlar mühendislik eseri yani. Neden orada duruyorsun? Çünkü bakın akustik var burada. Muazzam bir akustik. Sesimin yankısına bakın. Huu! Evet. Beni buradan kimse var mı? Baygın bir halde çıkartabilirsin. Diyorum. Ve yankıyı arkadan alıyorsunuz. Hemen odaklanalım. MF cihazı aktif. Selese mi? Selese orada ben yüklemiştim uygulama. Tuhaf bir ikon. Güzel bir uygulama. Selese yüklemedim. Sadece ben bir tane EVP ne olur ne olmaz diye yükledim ama benim iyi bir EVP'm var burada. Benimki de iyi. Ücretli fakat gayet güzel. Şeyde LG'de. LG arabada mı? Sanırım arabada LG. Hepsi orada. Başka bir çantamız yok. Öyle mi? Bakayım. Hı. Al. Cebine mi koydun? Evet. Ben hemen soru cevabına geçmek istiyorum. Hiç böyle konuşulacak, vakit kaybedecek bir ortam değil. Değerlendirmek istiyorum burayı. Senin de korkunu anlıyorum. Deprem korkusu. Ve aşağıya düşerim korkusu. Çok uzatmayacağım. Hemen gireyim. Daha önce burada paranormal aktivite yaşadığım için enerjiyi de hissediyorum desem yine son bölümki gibi Domicho sesini almadan önce teyit etmiştim. Yine öyle bir ürperti geldi yani. Gerçekten vücut ısınız düşüyor gibi hissediyorsunuz. Böyle bir üşüme geliyor gibi hissediyorsunuz. Ben hemen İcraata başlıyorum. Vakit kaybetmek istemiyorum. Hazır kendimi iyi hissediyorken. Benimle daha önce iletişime geçen kişi sen miydin? Şarap mı yapıyordunuz? Erkek misin? Kadın mısın? Kaç yaşındasın? Eğer şu an birileri buradaysa ses çıkar. İletişim kur. İsmin ne? Bize adını söyle. Burada çalışan işçi miydin? Çalışıyor muydun burada? Yoksa asker miydin? Onun sebebi hayatın biraz da yankı olabilir. Ama çok aşırı derecede yüksek gösteriyor. 84-86'yı gördüm ben az önce. Sen köşede gösterdin bana. Yankının vereceği tahminim 45 civarıdır. Bence belki bir şey oldu. Bir dinleyelim. 60'tan fazlası olduğunu düşünmüyorum burada. Neden? 60'tan fazlası yok burada. Öyle mi? Düşük mü diyorsun enerji? Bu çok yüksek bir şey. Hiç akustik bir mekanda. Bu eski olan. Bu yeni olan olmalı. Burada şarap mı yapıyordunuz?
erkek misin, kadın mısın? Kaç yaşındasın? Eğer şu an birileri buradaysa ses çıkar. İletişim kur. Evet, şu an benim duyduğum bize adını söyle. Bir aktivite yok. Ama karar odasında belli olacak her şey. Evde analiz yapacağız. Burada çalışan işçi miydin? Efendim? Bu sesler senden miydi? Hayır. Duymuyor musun? Duyuyorum. Tavuk sesi gibi. Ama aşağıdan geliyor. Yoksa asker miydin? Bir kaynıyor gibi ses geliyor sanki, böyle değişik. Onu bir kapatsana. Kabarcık çıkıyor sanki. Hani... Durdursana. Değişik bir ses duyuyoruz deminden beri. Yani kabarcık. Sanki bir aşağıda dakika. Bir şey kaynıyor da bir kabarcık sesi gibi. Dışarıdan geliyor. Keçi çanları çalıyor. Şimdi duydum. Keçi çanları çalıyor ama yankı yaptığı için değişik algıladık. Evet. Bir tur daha yapalım. Çok böyle hızlı girdik. Bir kez daha deneyelim. Şu an burada bizimle birisi var mı? Konuşmak ister misin? Kadın mısın, erkek misin? Kadın mısın, erkek misin? Bize ismini söyle. Sanırım konuştu. Evet, konuştu. Bendeki kayıtlı ses çiziyor. Hala konuşuyor. Duyuyorum. Kendi kulaklarımla duyuyorum. Bu kadar ileri gitmek hoşuma gitti mi tartışılır. Kaç yaşındasın? Burada çalışan bir işçi miydin? Bu bölgede yaşayan birisi misin? Isık çaldım. Neyi?
Şu an mı? Duyuyorum. Ama az önce konuştuğunu duydum. Bize ismini söylemek ister misin? Yardıma ihtiyacın var mı? Aşağıdaki kuyuda çalışanlardan biri miydin? Kimsin sen? Bizden rahatsız oldun mu? Basıyorum. Engin mi duymuyor? Kaydettim. Engin, bunları duyuyor musun? Evet. Şu an burada bizimle birisi var mı? Engin, sen benim duyduğum hiçbir şey duymuyorsun. Buna basıyorum. Engin mi duymuyor? Kaydettim. Engin, bunları duyuyor musun? Evet. Şu an burada bizimle birisi var mı? Şu an burada bizimle birisi var mı? Konuşmak ister misin? Aha. Kadın mısın? Konuştu. Erkek misin? Ben düştüm. Buna burada devam edemeyeceğim. Ben düştüm. Tamam. Berak kendini iyi hissetmiyor. Çünkü sen benim duyduklarımı duyuyorsun. Sondan durmak zorundayım. Giderdim, söylediklerini duydum. Sadece duymuyorsun. Kesinlikle korkutmak istemedim seni. Kesinlikle duymuyorsun. Şurada ağlayan bir şey var ve asla kafanı çevirip bakmıyorsun. Ne? 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 Ben gidiyorum. Sus. Ben gidiyorum. Tamam, gidiyoruz. Engin, sus dur şuna. Gidiyoruz. Tamam, gidiyoruz. Hadi. Engin, sus. Yavaş. Sustur. Evet, şahit oldunuz arkadaşlar. Engin, sustur ve beni indir. Tamam. Ya önden sen git. Bu çantayı nasıl indireceğim? İnanılır gibi değil. Dur şurada, dur. Şok oldum. Bu kadar net bir konuşma beklemiyordum. Dur. Sonlandırıyorum yayını. Sonlandır. Evet, arabaya doğru gidiyoruz. Aşağıdaki yerleşim alanlarını da anlatmak isterdim ama bir panik halinde Berrak haklı olarak korktu. Bakalım durum ne gösterecek. Bir ev, arabada bir karar odası yapacağız. Arabada tekrar kayıda burada devam edecek miyiz? Yoksa bugünlük pes mi diyeceğiz? Onu konuşacağız. Ben istiyorum ama Berrak'ta bir isteksizlik var. Hak veriyorum kendisine. Çünkü az önce duyduğum ses... Oraya tekrar girmek zorunda değilsek... MF şurada da verdi. Ben oraya kadar dayanırım. Tamam. Oyun bozanlık yapmıyorum. Tamam. Biraz tamam, arabaya geçelim. Biraz mola verelim. Tamam. Duyuyorum. Ama az önce konuştuğunu duydum. Bize ismini söylemek ister misin? Biraz ilerledi. Burası. Buraları da merak ediyorum. Yardıma ihtiyacın var mı? Nereden geldi? MF. Ha, cihazın yanında.
Ama kapat. Ha, normal. Kapatalım. Aşağıdaki kuyuda çalışanlardan biri miydin? Kimsin sen? Duydun mu? Duydum. Bizden rahatsız oldun mu? Bendim dedi. Bendim dedi. Sen benim duyduğum hiçbir şey duymuyorsun. Bunu duyuyor musun? Evet. Şu an burada bizimle birisi var mı? Oha. Rüzgar yok orada. Buffer patlayacak. Rüzgar yok. Nefes. Şu an burada buffer patlayacak şu an. Nefesi bir var mı? Mesafe bu. Ah be aşkım, çok olumlu düşünüyorsun ama buffer patlayacaktı elimde. JBL bu. Elini al tut. Konuşmak ister misin? Aha. Kadın mısın? Konuştu. Erkek misin? Ben düştüm. Buna burada devam edemeyeceğim. Konuşuyor. Tamam. Merak kendini iyi hissetmiyor. Bize ismini söyle. Çünkü sen benim duyduklarımı duyuyorsun. Sonlandırmak zorundayım. Giderdim. Söylediklerini duydum. Sadece duymuyorsun. Kesinlikle korkutmak istemedim seni. Hiçbir şey duymuyorsun. Şurada ağlayan bir şey var ve asla kafanı çevirip bakmıyorsun. Ne? Ne dedi? Ne? Ne? Ne dedi? Ben gidiyorum. Sus. Ben gidiyorum. Tamam, gidiyoruz. Engin, sustur şunu. Ne dedi? Gidiyoruz, tamam gidiyoruz. Engin, sustur dedi. Kapıyı kilitle. Ne yavaş dedi? Sustur. Ne dedi? Duydun mu, anladın mı? Evet, şahit oldum arkadaşlar. Engin, sustur ve beni indir. Ya önden sen git. Bu ne su bir netlik? Oha. Sakin ol. Şok oldum, bu kadar net bir konuşma beklemiyordum. Dur. Sonlandırıyorum yayını. Sonlandır. Oha. Oha! Tekrar yap. Duymam gerek. Ne dediğini duymamız gerek. Tehlike altında mıyız, değil miyiz? Oha! Ben ayağa kalktıktan sonrasını dinleyeceğiz. Devam edemeyeceğim. Ben ayağa kalktıktan sonra. Tamam, burası. Tamam. Hayır, lütfen. Tamam, şimdi. Merak kendini iyi hissetmiyor. Bize ismini söyle. Çünkü sen benim duyduklarımı duyuyorsun. Sonlandırmak zorundayım. Giderdim. Söylediklerini duydum. Sadece duymuyorsun. Kesinlikle korkutmak istemedim seni. Hiçbir şey duymuyorsun. Şurada ağlayan bir şey var ve asla kafanı çevirip bakmıyorsun. Ses çıkarma. Şimdi. Ne? 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 Ben gidiyorum. Sus. Biraz daha. Kesinlikle duymuyorsun. Bir daha. Kesinlikle korkutmak istemedim seni. Hiçbir şey duymuyorsun. Şurada ağlayan bir şey var ve asla kafanı çevirip bakmıyorsun. Ne? Saat kaç mıydı? Saat kaç ne? Mıydı? Ne? Saat kaçtı gibi bir şey söyledi. Sarkaçtı. Sarkaç mı? Sarkaçtı. Burada çalışanlardan biri sen miydin? Dedim. Hı. Sorularımdan birine. Bundan bir iki dakika önce. Sarkaçtı dedi galiba. Sarkaç ne? Bir daha bakın. Sarkaç yani aşağıya sarkaç uzatıyorlar. Şarapları bir alıyorlar. Bir dakika, daha duymadım. Bir dakika. Ne? Bir daha. Sadece korkutmak istemedim seni. Hiçbir şey duymuyorsun. Şurada ağlayan bir şey var ve asla kafanı çevirip bakmıyorsun. Ne? Sarkaçtı. Ne? Ne? Sarkaçtı. Bir tane daha konuşması var. Hazır mısın? Ben gidiyorum. Sus. Ben gidiyorum. Tamam, gidiyoruz. Engin, sustur şunu. Beni buldunuz mu? Gidiyoruz, tamam, evet, gidiyoruz. Sen hadi. Çok çığlık attığın için duyulmuyor. Engin, sen... Haklısın. Nasıl çığlık? Verdiğin tepkiye haklısın. Atmamamı bekliyorsun. Haklısın. Ben, tamam, ben bunların hepsiyle başa çıkacağımı biliyordum. Hı hı. Ama
sadece orada çok düştüm. Düşmediğim bütün enerjilere seninle sonuna kadar orada olacağım ve kaçmayacağım demiştim. Ama bu düşüren bir enerjiydi. Tamam, eve gidiyoruz. Bunu konuştuk, bunun alkolle ilgisi olduğunu yol boyunca konuştuk. Burada alkol çok derken burası şaraphane. Yani bahsettiğin o, anladım, anladım. Tamam, gidiyoruz. Antik bir şaraphane dedik. Sıkıntılı bir yer. Sonlandıracak mısın? Sonlandırıyorum videoyu. Gidiyorum eve. Sonlandıracak mısın? Eve gidiyorum. Yani ben senin bu saatten sonra kabul edeceğini düşünmüyorum. Ama devamı geleceğini biliyorum gidersem. Ama devamına da ben hazır mıyım? Ben de kendimden şüpheliyim şu an. Şu an neler duyduk biz? Çok net bir şekilde. Bir fısıltı değil. Benim ses desibelimle bir konuşma oldu. Sadece dijital frekansı kullanarak konuştu benimle. Fakat sarkaç tın mı dedi? Anlamadım. Önemli değil. Şu an deşifreyi evde yapalım. Evde yapacağız. Analiz edeceğiz. Detaylı bir şekilde. İkinci konuştuğu daha uzun bir cümleydi. Senin çığlıkların arasında. Onu anlamaya çalışacağız. Onu filtreleyeceğiz. Bunun ne olduğunu biliyoruz ikimiz de. Bu bir hayalet. Bu bir varlık. Yaşam formu. İnsan formunda değil sadece. Ama bugüne kadar ona bu frekanslar hiç sunulmadı ve o bugüne kadar ilk kez sesini duyuruyor ve duyduğumuzu biliyor. Evet. Hiç de tehditkar konuşmamış cümlelerinde. Sesi çok kötü. Sesi çok kötü aşkım. Yapacak bir şey yok. Başka türlü frekans kuramıyor. Ve büyük ihtimal kadın bu. Çünkü bu tarz ortamlarda çalışanların %80'i kadın olurdu antik dönemde. Erkek sesi olduğunu duyarak nasıl kadın diyebilirsin? Hayır, anlamadın. Ses erkek de değil. Bak, ses dijital. Kadın ya da erkek. Konu o değil. Konu yani ben tehdit içeren bir mesaj olduğunu düşünmüyorum. Hayır, yani sen şöyle mi düşünüyorsun? Yani, şunu düşünüyorum. Bu kadını denince geleceğimi mi düşünüyorsun? Evet, seni ikna etmek için söylüyorum. Beni ikna etmek için evet, mi söylüyorsun? Evet. Bak evet. Ben şu anda oyun bozan olmak istemiyorum. Yo, bu oyun bozanlık değil. Şu an seni takdir ediyorum. Şu an senin durumunda başka bir kadın olsa açık ve net söylüyorum %99,99'u topuklar ağlaya ağlaya eve giderdi. Tamam. Burada bile oturmazdı. Ben ağlanacak bir şey bulmuyorum. Sadece şunu düşünüyorum. Ben bir başarıya ulaştım. Bu bir araştırmaydı. Paranormal araştırma yapacaktık. Biz buradayız. İlk başından beri çığlık atarak kaçmayacağım. Şu an dijitaller kapalı. Şu an bile bağlantı kurup konuşabilir, biliyor musun? Tamam. Tamam. Ama o oda normal değildi. Çünkü yaşanmışlık vardı orada. Orası bu gördüğün şaraphanenin merkeziydi. Orada iki tane odacık gibi bir şey vardı o deliğin, ezilen çukurun orada. Orada en az 15 kişi, 12 kişi, 7 kişi çalışıyordu. Vardiyalı olarak 7-24 çalıştıkları zamanlar oldu. Orada cinayetler işlendi. Orada kıskançlıklar oldu, kavgalar oldu. Yani bir şaraphane fabrikası ve antik dönem. Antik dönemde biliyorsun ortalama yaş ölümü 25-35. O yılları görüyorsan şanslısın demekti. Çünkü kavga gürültü onların kendi aralarında da vardı. Hırçın insanlardı. Korkusuz insanlardı. Ve buranın kökeni korsan. Zaten ölümden korkan insanlar değil. Hepsi alkolik, hepsi dövüşçü, hepsi savaşçı. MF için ne düşünüyorsun? MF için ne düşünüyorum? MF yani biraz daha düşseydik 23-28-35'e çıkacak ve bizi orada hoplatacaktı. Ceri bağıracaktı. Madde etkisi demek zaten, maddeye etki ediyor. Tabii ki telefonu yaklaştırınca zaten 17-16-22 oluyor, deli gibi ötüyor. Düşün yani. 5'ten sonrası orada durmanın bir manası yok. Tehlikeli. MF'de 5'ten sonra orada durmayacağımıza kararlaştırmıştık. Duydun mu? Duydum. Kaportaya vurdu. Arabayı genleştirdi sanki, böyle bir gerdi sanki arabayı, kastı. Buradan gidelim. Gidelim. Bence de. Öyle gözüküyor. Biraz iyi niyetli bulmadım şu anki sesten sonra. Kapatıyorum. Karar odasında görüşürüz. İşten sonra orada durmayacağımıza kararlaştırmıştık. Duydun mu? Duydum. Kaportaya vurdu. İşten sonra orada durmayacağımıza kararlaştırmıştık. Duydun mu? Duydum. Kaportaya vurdu. Kaydımızı yaptık. Karar odası dediğimiz stüdyomuza gidip sesi filtreleyip inceleyip ne olduğunu net bir şekilde anlayacaktık. Berra'nın aşırı tepkisine saygı duydum, hak verdim. Aynı reaksiyon bende de oldu. Fakat ben hani artık bir şekilde ısrarladım. Biraz daha durmak istedim. Fakat saygı duymak zorundayım ve videoyu sonlandırdım. Dönerken aklıma da geldi. Buranın muhtarıyla bir konuşayım. Bir hikaye, bir şey var mı İstiyum Kalesi ile ilgili diye. Sorgulayayım derken yolumuzun üstünde İstiyum Kalesi'ne yaklaşık herhalde 200 metre uzak değil. Bir yer, bir ev. 200-250 metre. Var mı? 1 kilometre var. Vallahi korkuyla nasıl geldiysem. Hızlı gelmişiz. Demek ki 1 kilometre gelmişim. Yani İstiyum Kalesi'nin 1 kilometre uzaklıkta, toparlayalım o zaman. Bir yerleşke, bir hanımefendi. Buranın yerlisiymiş. Az önce kardeşiyle tanıştık. O işi varmış, gönderdik.
Ama teyzemiz bizi kırmadı. Tam bir Türk kadını. Sebzeyle, meyveyle uğraşıyor yanılmıyorsam. Evet. Yani gurur duyduğumuz, Atatürk'ün de söylediği gibi köylü milletin efendisidir. Yakaladık. Teyzemiz dedi ki birkaç şey duydum. Anlatayım. Paylaşmak istedi. Sözü ona bırakıyorum. Hayır. İsmi neydi öncelikle? Asibe. Asibe ablacığım. Buyurun. Anlat. Eskiden buradan atlılar geçerlermiş. Gece gündüz görükürlermiş insanlara. Ben evet. Babalığım da ufak, yani normal şey yaparken, karpuz beklerken geceleri gelirlermiş. Babası, annesi gibi görkülermiş, inerlermiş. Babam da korkuyla yorganı üstüme çeker, uyuyordum diyor. Ama atlılar bu Finikya'dan bu tarafa geçerlermiş. Kaşa doğru. Kaşa değil de şurada. İsyum Kalesi'ne doğru. Kızılalan evet. Tarafına giderlermiş. Geri sonra dönüyorlardı şu Finikya yolundan gelirlermiş. Devamlı yolları var. Ben onu duydum. Ha, devamlı yani bir kere de karşılaşmıyor. Devamlı sürekli, geçerlermiş. Sürekli geçerlermiş. Rahmetli anne babasını mı görüyormuş? Evet, annesi rahmetli. Gibi babası gibi görkülermiş yani. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür aynen. Ederiz. Çok sağ ol. Senin de katkın oldu. Sana şimdiden kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Türkiye'de ilk defa demeyelim, düzeltelim. Dünyada ilk defa antik dönemlere ait ruhani varlık veya enerjilerle diyalog halinde olabilir miyiz? Yani diyaloğa geçebilir miyiz diye bir proje başlattık. Bu projede çok hızlı şekilde yol aldık. Fakat bu son video, 3. bölüm beni de korkuttu. Yani korkmayan ben. İlk şoku atlatmış gibi. Senin korkunla birlikte. Biliyordum böyle söyleyeceğim. Yani korktum yani yalan yok. O kuyunun, şarap dövülen yerin kuyunun önünde kolumu bir açtım. Orada bir kendime geldim hani korumam gerektiğini seni bir şey olursa diye. Hani düşersem aşağıya ben düşeyim gibi. Orası da 2 metre yalnız. Kapıdan fazla, çıktığın fazla yani. 3 metre. Bir de su var. Suyun altında da belki 1 metre var. Yok şu kapının ağzı da kötü. Ben kuyudan bahsediyorum. Kuyu 3-4 metre. Kesmiş. O merdivende nasıl titreyerek? Harici su var. Su da belki 1 metrede su olsa belki 4 metre rahat minimum. Kol bacak kırmak için yeterli. Veya bayılıp boğulmak için. Derinliğini bilmiyorsun ki. Hı? Derinliğini. Bilmiyorsun. Ben daha önce buna benzer bir şey bulmuştum. Görünenin bir kat daha derinliydi. Yani 6 metre 7 metre rahat vardı. Yağmur suları dolduruyor. Dolduruyor evet. Şimdi diyaloğa girdiğimizde şöyle bir şey var. Ben yine böyle fısıltılıyoruz diye tahmin ediyordum ama onu da duyduk. Birçok fısıltı da var videoda. Onların analizini tam yapamadık. Birkaç tanesinde bir yıl önce gelen işte keşif yaparken bana kendini hissettiren sen miydin dedim de bendim dedi. Benim gibi bir şey. Benim dedi. Ya da ben de böyle bir şey kullandım. Zayıf bir sesti. Şey do mi cho gibi zayıf yani hayalet sesi tabiri. O şekilde bir sesti. Ürkmedik ama cevap aldık, mutlu olduk. Daha sonra birkaç konuşma daha oldu. Evet dedi. Mekanik soruya. Değildi ama fısıltı şeklinde. O evet. Yani doğum evet çok gibi. Evet algıladığı fısıltılardan kendi biri. Karakterin kendi sesi gibiydi. Fakat şu uyarıları bir kapatalım da. Şöyle bir şey daha var. Yani ben tamamen o sese indeksledim kendimi. Yani o ses, o ton, tonlama olarak yumuşak geçişler, bir şeyler duyacağız. Fısıltı şeklinde. Emin olamayacağız. Karar odası dediğimiz bu odada açık oziz insanlara şöyle dedi, böyle dedi diye. Bu arada not aldık. Biz çok net bir şekilde sarkatçı olduğuna karar verdik. Ya da sarkaçtı ya da sarkatçı. Çünkü burada mı çalışıyordun, asker miydin dediğimde sarkaççıyım mı demek istedi acaba? Sarkaççı yani halatla sepet uzatan aşağıya işte kova uzatan içindeki sıvıya. Zaten bunun gibi birçok kuyu içinde. Var bu bir tane değil ki. Çok var ama bu ana merkez yani birçok böyle keşif yaptım ben doğada fakat böyle merkezi kaleli yerleşimin içinde olan ender bir kuyu bu. Ve dikkat ettiysen yapının içinde. Hapsolmuştur orada. Bu da demek oluyor ki orada sezonluk değil yaz kış bir imalat var. Yani, üretim var. Yani ilk ses için
insanları yönlendirmek gibi olmasın. Biz böyle algıladık ama ikinci sesi hiç çözümleyemedik. Yani İkinci burada sesi herkesin yorumuna da muhtaç. İnsanlar da dinledi. Onlar da artık ne dediğini anlayan varsa, açıklarsa yorumlarda bekleriz. Çünkü tam böyle bir şey çıkartamadık. Senin çığlıklar biraz baskınmış orada. Cümlenin tam üstüne gelmiş. Şöyle. Bir saniye geç ya da erken anlatmama izin verirsen, böyle olacağını bildiğim için, böyle yapacağını bildiğim için, bunları evet. söyleyeceğini bildiğim evet. için, oyun bozan diye. Oyun bozan olduğumu bildiğim evet. için, evet. Oyun bozan olduğumu söyleyeceğini bildiğim için, evet. Ben EVP'yi ikinci kez bu kulenin altında çalıştırmak istedim. Evet. Çalıştırdığımda sana bunun derecesi 5'ten yukarı olduğunda orada durmamamız gerektiğini söylemiştim. Zaten ilk bu işe başladığımızda ben bir işe zaten araştırmadan başlamam. Ve kendimi de seni de garantiye alacağımı 5'ten sonrasının tehlikeli olduğunu söylemiştim. Biz bunu aşağıya indirdik. Tekrar gibi. Yukarı çıkmayı sana teklif ettim. Ya da seansı burada yapmaya devam edelim dedim. Evet. Ben bunları sana söylerken EMF cihazı kaç olmuştu? Kamerada editlerinde var mı? Gösterdin mi? Oradaki analizimiz kayıtlarda, var mı? Kayıtlarda GoPro'da kafamdayken gözüküyor evet. Kaç olmuştu? Yani 1.7, 1.6 ben 16-17 diyorum da yani. 16-17 zaten bir ara oldu tamam. Genel olarak işte. Sabit kaldığı rakam. Sabit 16-17 gördü net. 17 zaten 17 ya da 19 gibi bildiğin yanıp sönüp sinyal veriyor. Yani çok kuvvetli demek istiyor cihaz. Çok kuvvetli. O sınıra yaklaşmıştık ki dursaydık 2 dakikada. Şüphem yok. Madde etkilenmeye başlayacaktı. Bir önceki videomuzda mı konuşmuştuk hatırlamıyorum. Evet. Demiştim ki hani çizginiz nedir sormuşlar, korkmuyor musun çizginiz nedir falan dedi. Demiştim ki bu EMF 5'ten sonrasını gösterdiğinde basit iletişimden öteye geçip evet. dokunma, sıkma, yakalama, madde çekme, etkileme, itme gibi şeyler olabilir. Evet. Bu yüzden biz kendimizi biliyoruz. Bu oran da varlığın, ben de bunu biliyorum demiştim. Bu oran da varlığın neyle beslendiğiyle alakalı. Yani o bölgede bir şeyden besleniyor ki kuvvetli yani. Ama bak bu ses yani diabolical dediğimiz böyle evet. şeytani bir ses evet, bu. Evet, bu evet. normal bir ses değil. Bu seni çağıran, yalancı sesler de oluyor. Bunu da konuştuk. Böyle çok tınısı güzel fakat kandıran. Tabii evet. yine burada bizi kurtaran şey EMF olacak. Evet. EMF'nin ne tepki verdiği evet. olacak. Evet. O sese de aldanmayacaksın. Şimdi gelelim benim kaçıp kaçmadığıma. Olay anında... Sen değil, orada resmen birlikte kaçtık. Yani burada ben... Tamam, sen yine soğukkanlıydın. Soğukkanlı olmak zorundaydın. İşte sorumluluklar böyle bunu gerektiriyor. Belki tek başına olsaydın biraz daha direnebilirdin. Ya da tam tersi. Yani, ne olabilir? Bakardın aşağıya. Ne olacak? Ben buradan... Birkaç sorudan sorardım. Kapıdan sonrasına bakıyorum. Bak sen... Kuyudan bahsediyorsun, ben kapıdan bahsediyorum. Evet. O merdivenle indiğimiz kapı da 2 metre. Evet. Yani sen, ben, siz oradan atlarsın. Tabii ki. Sen atlarsın. Benim için ölümcül demek ama senin evet. için değil. Tek hamlede atlarsın. Tek hamlede atlarsın. Tek başına olsaydın, ben olmasaydım orada durabileceğini biliyorum. Ben evet. senin gibi, senin benim hakkımı yediğin gibi ben senin hakkını yemiyorum. Ben sen hakkını bana yemedim. Oyun bozan dedim. Ben ama açık açık söyledim. Senin yerinde başka bir kadın olsaydı yanımda dedim. Hatta kadınlara geçelim. Bu arada kadınlar da başımın üzerinde yeri var ama genel olarak hani kadın sonuçta. Hani, o halde erkek arkadaşlarımla git. Pek bu konularla haşır neşir olmayan, macerayı biraz daha yumuşak geçiş yapan siz kadınlar varlıklar yani. Sizler biraz şeysiniz yani bir erkeğe göre. Erkek biraz daha macera perest, meraklı, işte umursamaz. Aslında bu cahillik diyebiliriz tanımlama olarak. Hani biraz erkekleri de gömeyim biraz kendimle dahil. Çünkü niye? Biraz cahil olabiliyoruz. Hani ben yaparım, ben ederim, ben zıplarım diye başımız belaya giriyor. Bu çok cesaretle ilgili bir şey değil. Ben bu araştırmayı ben buraya bir erkek arkadaşla götürsem çevremden ki senin tanıdığın var mesela çevremden evet. birkaç erkek arkadaşa bırak götürmeyi. Buraya yazıyorum. Teklif yapsam şu videoyu izledikten sonra gelmezler. Al bu videoyu götür bu akşam. Gelmez. Kimse gelmez. Sonra seyret bakalım yarısına kimse kadar gelmez. Gelebilecekler mi? İzleyebilecekler mi yarısına? Yani izledikten sonra da gelemezler zaten. Tamam ben bu araştırmayı bilimin ışığında yaptığımı düşünerek bana bilimin söylediği 5'ten evet. sonra madde etkisini hareketlendirme, orta şiddeti evet. şiddetli bir hale getirir dendiği için öğretilerde bu Warren çiftinin, Ed ve Lauren Warren çiftinin yaptığı araştırmalara insanlar bunlara ömrünü vermişler. Adamla kadın ölüyorlar, bu işi damatlarına devrediyorlar. Bu araştırmayı damatlarına devrediyorlar. Yani ölüyorlar, bırakmıyorlar. Evet.
Bu yüzden 5'ten sonrasının bizim için tehlikeli olabileceğini, bunun çok ciddi olduğunu farkına vararak uzaklaştım. Oyun bozan sözünün açıklaması bu. Arabaya gittik. Arabada da bitmedi. Bitmedi. Yani arabada bir yere dikkat ettiysen kapıları kilitledim. Sanki çözülmüş gibi. Onun için. Engelmiş gibi. İşte beyin yani. Beyin. Küçük de olsa bir emniyet. Evet. Kapıları kilitledim. Biraz rahatladım. Mantıklı konuşurken. Olabilir. Evet. Kapıları kilitledim. Biraz seninle konuştum. Sohbet ederken. Diye tıkı tıkı tıkı. Böyle bir vibrasyon sıkma sesi geldi. Ön makine motor kısmından. Ama o motorun ısınması soğuması değil. Biz oraya zaten bir buçuk saattir oradayız. Yani isobettik. Orada bir istişare yaptık. Şurada çıkayım, burada çıkayım falan. Oyalandık dediğin gibi bir saat yakın. Kayıt başladı vesaire ama. Yok. Şimdi. Isındığında çıkardığı sesle ilgisi olan bir ses değil. Ya tamamen tam kaportası sıkıştırmak gibi bir şey değil. Dakikada belki bir kere ya da yarım saatte bir kere çıt yapar. O da atma sesi. Bu sıkıştırma sesi. Bu bildiğin. Böyle sanki devam eder. Burada cihazına soktuk evet. Aracı da böyle pres yaptığı gibi oldu. Presleniyor işte değil mi? Böyle önü presleniyormuş gibi. Ve vibrasyon sesi geldi arabada. Dikkat ettiysen. Demirlerden. Evet. Yani bir anomali arabada da devam etti. Sence bu şiddetin ölçütü olsa ne kadar yüksekti o arabaya uygulanan güç? Yani insan gücüyle kıyaslarsak herhalde bir 20 kişi burada, 20 kişi burada. Böyle bastırıyorlar. Çamurlukların üst tarafından, göçmeyecek sıkı yerlerden, yukarıdan böyle parların hizasından şöyle 10 kişi burada, 10 kişi burada. Hani bastırması lazım ki böyle bir ses çıkabilsin. Yani en az 20 insan kuvveti. Tamam. Yetişkin 20 erkek. Uğradığınız şiddetin boyutunun farkındaysan başka sözüm yok Hakim Bey. Evet. Evet. Tekrar. Davalı. Ben şimdi şöyle yapalım. Ses kaydını tekrar bir birlikte dinleyelim son kez ama İkinciyi çözümleyemedik. İşte çığlık üstüne bindiği için tam anlayamadık o kısmı. Esas orada uzun bir cümle kullanıyor. 3 kelime kullanıyor orada. Kesik 3 galiba. Şöyle böyle şöyle der gibi. Orada aslında net konuşuyor. Hani çığlık olmasa belki konu ne anlayacağız. Buraları geçtiğimizi düşünüyorum. Çünkü evet. Normal insan tepkisi verdiğimiz. Evet evet normal. Yani sen videoda benim yüz ifademi görmemişsin. Yok hiç sende hiçbir değil. Ben sana... Ben hayatımda ilk defa kendimi korkmuş yüz ifadesini edit yaparken gördüm. Valla bana yüzüm o saniye ekran tamam, görüntüsü benim... at bana yani. Ben, evet. Ben ona doya doya bir bakayım. Evet şöyle yapıyorum bak aynen bu şekilde yapıyorum. Tamam gidelim. Yapıyorum, cihazı kapatıyorum falan. Ben kapat şunu dediğim şey ne? Yani ben sen neyi sen kapatırsan orada bu ses travma yaşadın, şoka girdin. Çok hızlı ve adrenalinle üst üste binerek konuşmayalım. Şimdi sen bir cümleni bitir sonra ben konuşayım. Dur, söylesen. Sen orada neye dayanarak dedin? Ya neleri kapat? Ya her şeyi fırlat at gel Engin gibi bir şey oldu yani bu değil mi? Yani bırak neyse lanet olsun. Evet. Kapat, at, kır, üstünde tepin cihazların gel gibi... Bir şey istedim orada sen. Ya bitir dedim yani. Nasıl bitiriyorsan artık bu frekansını keseceksin. Enerjiyi mi keseceksin? Bize saldıran bu şey neyse onu mu keseceksin? Neyi keseceksen kes. Gel gidelim dedim. Evet. Beynimin bu verdiği tepki bu. Ya bağı kes. Bağı kopart. Evet. Şimdi o zaman ben şöyle söyleyeyim. Sen orada bir doğal olarak bir travma, bir şok yaşadın. Korku. Zirve bir korku adrenalin oldu sende doğal olarak. Sen sanki o sesi ben ayarlıyormuşum, ben yapıyormuşum gibi. Sanki benim elimde öyle bir imkan varmış gibi. Ya da beyin sende çaresizlikten dolayı bir yardım. Hani Engin yardım et suya düştüğün zaman. Sonlandır. Suya düştüğün zaman boğulmamak için işte Engin yardım et dersin ya. Sonlandır şunu, sustur şunu. Hani o anlamda bir... Tepkiydi seninkisi. Ben de tamam tamam diyorum. Zaten sen ne desen orada tamam gidiyoruz tamam okey tamam sensin. Çünkü öyle yapmak zorundayım yoksa sen daha da bir zıvanadan çıkacaksın. Belki kendine zarar vereceksin. Konsantrasyonun bozulup o kuyudan aşağı atlarken düşebilirsin kenardan yürürken. Hani ben bayılabilirim kuyunun. Artık kendi korkumu geçtim senden korkmaya başladım başına bir iş gelecek diye. Ama beni hazırlayan şeyler oldu. Arkamda. Bunu da kendim... Kolumu açmışım böyle. Sen tam merdivenin oradasın. Ben şöyle o kuyudan geçerken elimle şöyle yapıyorum. Sanki birini tutuyorum orada hani itmesin seni diye. Yani artık öyle bir
koruma modundaydım orada. Kendimden geçtim artık. Hani sana odaklandım. Yani bir önce kurtarayım seni. İn o merdivenlerden. Ben Allah kerim kurtulurum bir şekilde diye düşündüm yani. Beni yorumla. Sesi duymadan önceki halimi yorumla lütfen. Yine çok üzüldüm. Sesi duymadan önce videoda izledi arkadaşlar. Yani sen enerjin düşük. Duymuyor musun Engin sesleri? Engin bu sesleri duymamış olamazsın. Engin bak arkamda sanki biri ağlıyor oturuyor şu köşede gibi. Hani bir takım sözler kullandın. Ben orada da duydum. Fakat sen böyle bir reaksiyona geçiş yaparsın diye her zamanki gibi biraz yumuşattım. Duyuyorum. Aa evet sanırım falan gibi. Hani tavuk mamuk dedin bir ara. İyice sinirlenmeye başladım inanmayınca. Çünkü tehlikede olduğumuzu hissediyorum ve sen tavuk diyorsun. Biz artık korkabilirsin orada değiliz. Keçilerin boynunda çanlar olur ve bizim o bölgelerde çok olur biliyorsun. Evet, ama orada yoktu. İşte normalde çok olur. Ama orada ben keçi çan sesi duydum. Sana orada samimi bir şekilde söyledim. Zaten birkaç tavuk sesi var. O normal. O ileride seralardan geliyor muhtemelen. Arada bağırıyorlar. Bu arada en yakın sera yine 200-250 metre. O da sera. Sera denen şey yaşam alanı değil. Yanlış anlaşılmasın. Seraya adam ekiyor, topluyor, biçiyor. Bir daha uğramıyor. Arada bir suluyor, bakıyor falan. Yani çok aktif bir yaşam alanı değil seralar. Orada videoda seralar gözüküyor. Oralarda hani 10 tanesini geçsen bir tane insan göremeyebilirsiniz. Yüksek olası. Hele ki o saatlerde, öğlen vakti, öğleden sonra kimse olmaz. Ya sabah ya akşam üstüne doğru insan olur orada. Sulamak için. Neyse. Ben orada çan sesini duydum, keçi sesi. Yani keçi değil, keçinin çanını duydum. Kulak aşinalı hep duyduğum için. Sana orada samimi söyledim. Hem korkunu biraz yenmen için hem de teyit etmek için kendimde. Keçi çanımı ya dedim kendi kendime. Evet dedim o. Sana da keçi çanımı falan dedim. Kapıya çıktım. Hatta konsantrasyonumu orada bozuyorsun diye biraz da böyle bir kızdım da sana. Çaktırmadım. Yaptım baktım. Keçiler vardı, keçiler falan diyorum ama keçi meçi yok bu arada. Dışarıya baktım geldin değil mi? Ben kafamı dışarıya çıkardım ama ses kesildi. Oraları kayıtta var mı? Var. Ben kafamı dışarıya çıkardığımda o çan sesi kesildi. Çünkü içeriden geliyordu. İşte ben o an için kuyunun bu tarafında olduğum için kapı ağzı ya bana dışarıdan gibi geliyordu. Ama o da kapının ağzında ya kuyu. Kuyudan geliyormuş. Bir nevi kuyu konuşuyordu. Evet konuşuyordu. Kuyuda yaşanmışlıklar olmuş. Belli. Dibinde belki kemik parçaları var, bir şeyler var, bilemem. İşte eski dönem, yeni dönem üst üste binme demiştik. Bunu seninle konuşmuştuk. Bir inceleme vardı bununla ilgili. Evet. Eski dönem yaşanmışlıklar ve enerjiyle yeni dönem birbirine karıştığında birazcık daha farklı bir, içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Yani herkes kendi bir şeyini anlatmaya başlıyor. Ve bu arada bir şey çözümlenemiyor yani. Evet. Orada yeni dönemde de yaşanmış bazı şeyler olabilir diye. Sonra söyledim. Sonra Engin eve döndüğümüzde dedi ki bana sen biz seninle böyle bir şey konuşmadık ki. Alkolle ilgili yeni dönemde yaşanmış herhangi bir cinayet bilmem ne bir şey konuşmadık. Sen neden iki kez bunu bana biri kayıtta biri de eve gelirken söyledin diye. Sonra daha bunu yeni yeni söyledin bana. Ben diyorum ki sana bunu seninle konuşmuştuk. Buralarda alkolle ilgili bazı şeyler olmuş. Ben de gelirken evet. Sonra eve gelirken de söyledim bunu. Bir tanesi kayıtta bir tanesi kayıt dışı. Benden de videoda yeni izleyen, içerik izleyen insanlar yanlış anlamasın diye. Alkolden kastımız evet. Şarap yapılan antik döneme ait diye bir... Diye tarihçe anlatıyorsun. Atölye yani, fabrika. Evet. Ama biz böyle bir şey konuşmadık. Bir, ben böyle bir şey bilmiyorum. Hiç böyle bir şey bilmiyorum yani. Yani sana söyletti gibi mi oldu? Yani resmen böyle bir şey varmış gibi de anlattım sana. O kısım kayıtlarda yok. Çünkü ya. Ben tabii ki. Çünkü ben o an sen... Ben şimdi o enerjinin elektronik cihazlardan faydalanıp gücümü toplayıp dile getirdiğini bildiğim için yani bir elektromanyetik alana, bir dalgalanmaya, bir enerjiye, manyetik alana ihtiyacı olduğunu bildiğim için sen de biliyorsun. Sen sustur şunu falan dediğinde aklımda ilk gelen tepki cihazları komple off yapmak oldu. Off yapmak. Hızlı hızlı. İnan o kadar korktum ki of yaptım ama hala böyle birisi canlanıp konuşacakmış gibi geldi bana. Yani öyle bir korkuyla uzaklaştım oradan. Ama o an tabii sana hissettirmemeye çok çaba gösterdim korkumu. Benim bu söylediklerim söylettirildiyse sen merdivenden inerken konuyu toparlayayım yarım kaldı. Sen evet merdivenden inerken burası bu olayların sıkça yaşandığı yer. İşte cinayetlerin gibi hani. Gibi bir şey evet. Dedim değil mi? Sen ben de evet çok alkol içenler geliyor falan dedim. Konuyu kafanı dağıtmak için senin.
Ama sen ısrarla çok çok burada olaylar oldu dedin. Çok burada olaylar oldu dedim. Burada sanki orada yaşamışım. Evet. Çok burada olaylar oldu dedim. Alkolle ilgili olaylar dedim. Ben çok tedirginim evet. Benim bu cümlelerimden sonrasında. Bildiğin o dönemin alkol fabrikası, şarap fabrikası orası yani. Tamam, ben buraya kadarki tarihçesini biliyorum ama evet. Olay molay bilmiyorum yani. Yani o tarz yerlerde. Tabii ki videoda da çıktım. Yani kavga gürültü çok olur. Olur yani. İşçiler arasında olur. Cezalandırılanlar olur. Olur yani. Bir yaşanmışlık var orada. Hem de öyle 50 yıl, 100 yıl falan değil yani. O kaleye bedava dikmemişler oraya. Oradaki malzemeler bedava yapılmamış. Yani hala kalenin dışında da işlemin, gıda işleminin devam ettiğini gösteren bir sürü kazan tarzı. Tabii zeytinyağı işi de yapıyorlarmış. Şarap işi de yapıyorlarmış. Yani muhtemelen ekmek buğday işi de yapıyorlardı. Ki ben daha önceki araştırma videomda bir iki yıl önce üst taraflarda gördüm. Yani büyük silindirler buğday ezmek için falan. Yani orası bildiğin Likyalıların ana fabrikalarından biriymiş. Üretim gıda üzerine. Atıyorum işte 12 mi fabrikası var gıda üzerine. 12'den birisi önemli olanlardan biri de oymuş. Etkin ve aktif olan. Kalabalık bir nüfus çalışan. Ve üzerine hep yüzyıllarca binmiş değil mi çalışan? Bin yıllarca. Ben çok netim. En az orada ben 2000 yıllık en az belki de 3-4 bin küçük bir rakam söyleyebilirim. En az 3-4 bin yıllık belki 2-3 bin yıllık bir yaşanmışlık var orada. O gün oraya gittiğimizde bu Diablo tarzı bir ses aldık. Daha sonra gittiğimizde daha zarif bir ses alabiliriz. Farklı biriyle iletişime geçebiliriz. Veyahut da daha ileri seviye, daha kötü bir varlık türüyle iletişime geçebiliriz. Yani bunun seviyesini biliyorsun. Ben belirleyemem, sen belirleyemezsin. Artık kadar kısmet ne çıkarsa. Yani en azından... Şu sesi bir daha bir dinleyelim. Konu açılmışken. Ne? Bluetooth'tan çıkmış sanırım. Ne? O kapanmış olur. Ha olabilir. Evet kapanmış. Tamam. Basta olmaz. Tamam yarısı bende. Şurada ağlayan bir şey var ve asla kapanı çevirip bakmıyorsun. Şu nefes sesi de benden mi emin değilim. Senden. Ne? 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 Ben gidiyorum. Ne? Evet benim galiba nefesimin üstüne konuşuyor. Ben gidiyorum. Sus. Ben gidiyorum. Tamam gidiyoruz. Emir sustur şunu. İşte bu. Bunu çözemedik. Bunu çözemedik. Yani bu ilk söylediği sarkoş gibi bir şey. Ben gidiyorum. Sus. Ben gidiyorum. Tamam gidiyoruz. Emir sustur şunu. Bu bir cümle. Bu bir cümle evet uzun. 3-4 kelime var içinde. Çok güzel söylemiş ama. Şurayı ağırlaştıramıyor muyuz? Şu an değil. Saniyesini. Emir sustur şunu. Gidiyoruz. Duyuyor. Ben gidiyorum. Tamam gidiyoruz. Ben konuşuyorum. Duyuyor musun? Ben konuşuyorum. Duyuyor musun duyuyor dedi. Duyuyor musun? Ben konuşuyorum. Bir daha alsana. Ben konuşuyorum. Duyuyor musun? Şu ben an netleşti. Ben konuşuyorum. Duyuyor musun diyor. Tamam gidiyoruz. Emir ama sonra bir şey daha söylüyor. Ben devam konuşuyorum. Doğru. Duyuyor musun? Bilmem ne bilmem ne. Gidiyoruz. Emir sustur şuna. Yanında. Ben konuşuyorum. Duyuyor musun? Yanında. Bir daha dinle. Emir sustur şuna. Yanında ol. Mak. Anlayamadım. Emir sustur şuna. Tamam gidiyoruz. Emir sustur şuna. Ben konuşuyorum duyuyor musun değil. Ben konuşuyorum duyun. Ha, bak ben konuşuyorum, var duyun. Sonunda. Duyun. Evet evet ben konuşuyorum duyun. Duyun. Emir sustur şuna. Olmak. Tamam gidiyoruz. Emir sustur şuna.
Yanında olmak gibi bir şey anladım. Buraya kadar çözdüm. Ben konuşuyorum. Duyun. Yanında duruyorum mu acaba? Duyun. Hayır. Buraya kadar çözdüğümü düşünüyorum. Ben evet. Konuşuyorum. Duyun. Evet. Bir daha. Duyuyor musun değil. Duyun. Evet evet. Öyle kibar bir Türkçe kullanacağını düşünmüyorum. Emir sustur şuna. Gidiyorum. Tamam gidiyoruz. Emir sustur şuna. Yanında olmak. Emir sustur. Ne? Yarım kalan mıydı o? Ben konuşuyorum. Yarım kalan bir şey mi? Emir sustur şuna. Yanında olmak anlıyorum. Emir sustur şunu. Evet. Ben konuşuyorum yanında olmak. Duyun. Ben konuşuyorum duyun. Yanında olmaktan emin değilim. Evet. Ama duyun. Ben konuşuyorum net. Duyun çok net. Çok net. Ben konuşuyorum duyun. Yanında olmak anladım ben. Sen ne anladın bir daha söyle. Başka bir şey dedin ya. Emir sustur şunu. Yarım kalan ya da yarım kalmak. Yanında kalmak. Ha yanında kalmak galiba. Bekle. Emir sustur şuna. Yanında olmak diyor ya. Gidiyoruz. Emir sustur şuna. Ben konuşuyorum. Duyun. %100 evet. Evet. Yanında olmak. Sarkaççıyım. Sarkaçtı. 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 Evet. Sarkaçtı. Ben konuşuyorum. Duyun. Yanında olmak gibi bir şey. Buradan emin değilim ama ben konuşuyorum duyun çok net. Ben konuşuyorum duyun. Ben şimdi kızıyorsun, kızıyor bana ama kızıyorsun biliyorum ama. Bunu bir daha söylemene gerek yok. Ne söyleyeceğini biliyorum. İşte pozitif. Bağırdın. Neden bağırdın? Hayır hayır pozitif. Ha. Pozitif bir enerji. Asla pozitif bir enerji değil. Asla. Asla pozitif bir enerji. Çok kuvvetli olduğu için değil. Sen öyle düşünüyorsun. Çok pozitif bir enerji çok kuvvetli olamaz negatif mı? Bir olabilir. Enerji olsaydı eğer ve niyeti kötü olsaydı o zaman benimle ilgili bizi negatif. Orada açık ve ne söyleyeyim kendi adına konuş o zaman yamulturdu. Hayır. Yani yamulturdudan kastım başımıza bir iş gelebilirdi yani. Ayağımız takılırdı bir şey olurdu. Hissettiğim şeyle konuşmak istiyorum cihazlarla değil. Çok kuvvetli bir enerji pozitif olamaz mı? Olabilir. Sevgiyle beslenenlerden ama benim hissettiğim çok büyük bir tedirginlikti. Geldiğim dakikadan beri. Sen beni yükseklik korkusuna evet. Falan bağlayacaksın. Hayır. Hayır hayır. Hayır. Yükseklik korkusuyla ilgili değildi. Ben sana burasının tadilatını ben sordum. Buraya... Depremle ilgili edeceğim. Korkum vardı. Tadilatı sağlam dedin bana. Evet. Oraya gittiğimizde değil dedin. Evet. Şimdi sarkaçtı. Ben gidiyorum. Sus. Oradan ben sorayım. Gidiyorum. Ne? Ne? Ben gidiyorum. Ne? 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 Saat kaçtı. Saat kaçtı. Önce saat kaçtı mı dedik. Evet. Ona saatle ilgili bir şey olamayacağını yani, düşündük. Saat kaçtı. Saat kaçtı. Saat kaçtı. Nereden uyandım? Anlattım videoda işte. Kovalar uzatıyorlar yukarıdan alıyorlar. Anlatıyorum ortamı. Yani yaşar gibiyim. Saat kaçlar da olabilir burada. Sen bir şey fark ettin mi? Neydi? Bir şey uyandın mı? Hayır. İletişim kurmamız çok hızlı başladı ve çok hızlı ilerliyor. Ve güç artıyor. O zaman sen de kabul et. Sen de anlattıklarından çok fazla bilgiyle anlatmadın. Sen zaten buranın tarihçesini öğrenmişsin. Gelmişsin. İki kere çektin sen burada video. Hayır. Ben buranın tarihçesiyle ilgili... Nasıl anlatabilirsin? Ben buranın tarihçesiyle... İşte o. Ben de onu diyorum. Sen buranın tarihçesini... Cümleleri bitir ben anlatayım. Tamam. Sen buranın tarihçesini öğrendin. İlk videonu çektin burada. Burada bir... Anormallikler gördün. İkinci videona geldiğinde zaten tarihçesini biliyordun. Hatta sen buranın tadilatını bile biliyorsun. Belediye başkanı bilmem ne, ıvır kıvır hepsini biliyorsun. Ama sen burada büyük sarkaç kovaları olup da şarap yapılmalar, çekmeler, kaldırma buraları yaşıyormuş gibi anlattın. Şimdi bana diyorsun ki sen de biraz farklı konuştun orada. Sen de çok farklı konuşuyordun videoya ilk girdiğinde. Sanki yaşıyormuş gibi hepsini canlandırdın. Gözünde. İkinci bölümde Domiço'yu duyduğumuz yer gibi. Evet. Yaşıyorum. Sanki. Yaşayarak anlattın diyorum ya. Nasıl şimdi bir bağ kurdun? Cümlen bitti mi? Şunu soracağım sonunda da. Nasıl bir bağ kurdun da pozitif olduğuna inandın? Domiço sesini duyduğumuz ortam gibiydi. Pozitif. Ben orada. Evet aynı enerji burada da vardı. O zaman ikimiz de farklı.
Ya birden çok varlık türü var. O tabii ki mümkün yani. Orada olmasın. Şimdi oranın tarihçesi evet biliyorum. İşte şu tarihte yapılmış, bu tarihte deprem görmüş, belediye ne yapılmış bir kısmını birkaç duvar eklemişler. Orijinalini bozma gözden göstermişler. Yok işte. Ama oranın şaraphane olduğu, üzüm yapıldığı, zeytinyağı yapıldığı falan hiçbir yerde konuşulmadı. Hiçbir yerde duyulmadı. Malzemelerden belli. Biz tabii malzemeleri Murat'ı ben gördüm de keşif amaçlı gittim de anlatmıştım. Şimdi geldik benim cümleme. Yani sıra bana geldi. Şimdi ben anlatayım. Dikkat ettin mi? Seviyemiz artıyor, iletişim hızlanıyor. Daha derine gidiyoruz. Niçin? Uyandın mı? Ben uyandım sen. Hayır. Öyleyse uyandırayım seni. Kraliçenin oraya koku aldığım, parfüm kokusu aldığım yere gittiğimizde Domicho'yu net bir şekilde duyduk. Hatta birkaç şey daha söyledi. Algılayamadık tam o kısımda. Domicho, Domicho. O netti. Orada ortamı yaşadım. O defin anını yaşar gibiydim. Anlatmaya başladım. Sunaklar içi su doluyor, kandiller, şamdanlar, tüslüler, insanlar böyle şöyle... Ritüeli anlattın. Ritüeli, sanki izledim de anlatıyormuşum gibi sana. Tecrübe edilmişim, anlatıyormuşum gibi oldu. Ve bağ kuruldu orada. Bir enerji frekansı kuruldu onlarla. Dediler ki bu adam bizden, yani bu adam... Biz bu adama bunu hissettirebildik ve o da dillendirebildi. Buna inanıyorum. İkincisi ispatı, diğer ispatı. Buraya gittiğimde ben daha önce hiç o şarap kuyusunu kalkıp da anlatmadım bu şekilde. Dedim ki şurada eziliyormuş, buraya döküyorlarmış, buradan çekiyorlarmış, aşağıda çalışan işçiler var, eziyorlar. Posası burada yıklanıyor, burada ciddi bir insan çalışıyor, vardiyalı çalışıyor bilmem ne. Ben öyle bir anlattım ki. Orada çaktırmadım ama yine bir kendimden şüphe duydum. Ben dedim bu kadar detayı nasıl hani dillendirebildim? Çünkü bir bina, bir delik var ortada. Birkaç mazgal akıyor. İçeriye delik var yani. Bu. Başka bir şey yok. Ve ben bu derine indikçe duygusal, manevi olarak yine aynı frekans sanki yakalandı. Yine heh yakaladık der gibi. Sanki onlar beni konuşurlar. Ben de konuştum. Bir bağlantı kurdum. Ben buna inanmaya başladım artık. Ben bir ortama girdiğimde o anı yaşıyorsam, yaşıyormuş gibi anlatıyorsam, istem dışı, senin olay cümlen gibi. Ne büyük kısa bir cümleydi. Senin kısa, kadar uzun değil. Ben bildiğini anlatıyorum. Yaşıyor gibi o anı. O anı bence bana empoze ediliyor bir enerjiyle. Ben bunu dile getiriyorum, yaşıyorum. O an için anlatıyorum. Ve okey diyorlar. İletişim kuruldu. Ama o enerji yoksa sen de yoksun zaten. O enerji sana ulaşmayınca sen Gagai'deki gibi bir şey oluyorsun. Kapalı evet, kutu. Mesela Gagai'de hiçbir şey olmadı. Sevineyim mi? Sevinmeliyim. Çünkü benim amacım bu antik yerlerle ilgili bilgi edinmek. Ben sana hep ne söylerim? Benim hayallerimden biri nedir? Keşke şundan 3000 yıl önce sana gidebilsem de şöyle zaman makinesi olsa. Birkaç gün onları görebilsem, nasıl çalışıyorlar, nasıl yemek yiyorlar, arkadaşlıkları, dostlukları nasıl, kavgaları nasıl, nasıl evleri, eşyaları hani bir aktif oturup onların tabağından bir kase çorba içsem hani. Benim böyle bir merakım ya da böyle bir arzum, hayalim yok. Benim var. Söyleyeyim, benim bu konuya karşı büyük bir pozitif düşüncem yok. Ben sadece sana sorduğum sorunun cevabını alamadım. Sen burada pozitif miydin? Evet. Bu sese karşı da mı pozitif? Bu sese karşı 50-50. Bu seste biraz benim kırıldı güvenim. Yani sanki iyi bir ileriyle diyalog halindeydim. Araya Diablo girdi gibi oldu. Yani sanki kovdu diğer enerjileri. Sarı kaçtı diye. Vodozlama girdi. Araştırmamızın kayıtlı 3. günü. Ondan önce de bir kere biz denedik. Cihazları denemek zorundaydık yani. Bu 3. günde araştırmamızın boyutunu yıllarca çalışma yapmış o Warren'in bulunduğu yere getirdik. Evet. Ölmeden önceki son yaptıkları şey. Köprüden önce son çıkışa geldik. Geldik. Ama tabii şöyle de düşünebilirsin. MRF cihazı, EVP cihazı, işte ses desibel ölçeri. Bunlar hep frekans toplayan. Aynı zamanda radyo frekanslarını da açıyorsun. Bunlar hep bir şekilde güçlendiren şeyler. Onlar son dönemlerinde ancak bu cihazlara kavuşmuş olabilirler. Rampoda falan. Yani yine de biz biraz
şanslıyız. Şu an burası buz gibi oldu. Aşırı üşüyorum sen. Bu mümkün 17 değil. 17 derece. Mümkün değil. O kaç derece diğeri? Yukarıdaki ses desibelmetre kaç gösteriyor? Ama onun arasında... 48-63. Derece olarak. Yalnız bunda bir hareketlilik var. Bilmiyorum. Ama zayıf bir hareketlilik. Sadece derece çok düşüyor şu anda. Ben çok üşüyorum. De bugün sıcaklık 21 derece. Derece düşünce? Oda sıcaklığı daha yüksek olması lazım. Çünkü çatı ısınıyor. Uyanamadım. Derece düştüğünde sinyal artıyor. Derece düştüğünde sinyal artıyor. Yani... Söylemeyecektim, açmayacaktım. Unutup istedim bu konuyu ama söyleyeyim. Biz o kadar yolu geldik. İlçemize girdik. Eve 300 metre kala sanki bagajı birisi kova attı gibi oldu. Bagaj açıldı kapandı gibi oldu sanki. Hayır. Bir şey sanki kaldı. Bagaja benim malzemem, dalış malzemelerinin üstüne bir şey attı gibi oldu böyle. Tamam, ben bir şey düştü sandım. Ne oldu? 3-4 oldu. Öyle mi? Hı-hı. Burada. Bir şey soğuk. Of, şu an buz yedim. Görüyor musun? Hı. Asla ayrılmaz. Normalde. Cihazını versene. Şöyle tutayım. Hemen çevireceğim kamerayı. Şu an 0-0'da. Soru sormak istemiyorum. Burada olduğunu hissediyorum. Dedim. 2 oldu şu an tekrar. 2-0 oldu. 4 oldu, 3 oldu. Yani şu an bir soru sorsam cevap gelecek, biliyor musun? İnanıyorum buna. Ses kaydını mı açtın? Evet. Bence onun yerine bunu aç. Soru cevap yapmak istiyor musun? Hayır. Korkudan yapmak istemiyor. Hayır, hatırıyorum. Yani şu an sadece günün... Bu arada hep arkadaşlara gösterdim. Yani hiç yükseldi mi bir daha? 3, 4, 5 bir şey oldu mu bilmiyorum. Şu an bakıyorum ben. Derece yükseldi şu an. 18 ayı eline aldığın için. Evet. Yok, onunla alakası yok. 18, 5 düşüyor şu an. 17 de oldu. Tekrar düştü. Bayağı düştü. Oo, 8 oldu, hemen kapattı. Öyle mi? Evet. 0-8 oldu, gitti. Çok hızlı bir an oldu. Derece 18, 5 düşüyor. Evet. İstemiyor musun? Eve iş taşımanın bir anlamı. Eve iş taşımanın anlamı yok ama taşımışız galiba gerçekten. Bak. 3. Hmm. 3. Çok iyi. 3 çok iyi. İletişimde demek. 2. 3, 4. İletişimde şu anda. O zaman burada. Burada. Açıyorum o zaman. Sadece kısa birkaç soru. Duydun mu? Hala duyuyorum. Yani kulaklarım. Tamam. Şu an burada mısın? Şu an burada mısın? Sıfır mı? 0-1. Dinleyelim. Çok kısa bir soru cevap ama. Şimdi mi 7 oldu? Ne? Konuştu. Isık çaldı. Hı. Şu an burada mısın? Şu an burada mısın? Sıfır. Burada. Of, eve hiç taşımak istemiyorduk. Nerede? Isık. Islık öttüren sen miydin? Söylemek istediğin bir şey mi var?
Beşi gördü az önce. Dinlemelisin. Hızlı götüren sen miydin? Söylemek istediğin bir şey mi var? Jibeyle bağlamamız gerekiyor. Bunu tanımlar mı? Güncellemelerden sonra belki tanır. Diğer jibeyle. Deneyelim bakalım. Bir kez daha deneyelim. Yok, diğerini istiyorum. Mutfakta. Zayıf benim çocuğum. Ama bunu sen atabiliyorum galiba şu an. Şu an WhatsApp'tan atabiliyorum. Tabii atabilirsin. Okey. Seninkisi bağlı mı sonuçta? Peki. Son iki dosyayı atayım. Bu da ısık sesini duyduğum dosya, ikinci günlerden. Ses gönderiyor. Ses. Çok daha net duyacağız birazdan. Bağlayayım. Bağlı mı? Hı. Tamam. İkisini açıyor. Aç. Islı götüren sen miydin? ...2.9 oldu. Söylemek istediğin bir şey mi var? Beşi gördü az önce. Yine gördüm beşi. Şu an burada mısın? Ben dedim, ben konuştum. Şu an ıslık olması lazım. Şu an burada mısın? Sıfır mı? Şu an için bir şey yok. Yani hafif bir. Hafif böyle bir anomalilik var da böyle. Arkasında durulacak bir şey değil ama bu. Şimdi bundan uzaklaştıralım. Evet. Etki değiller ama. 19.5 derece oldu. Normale döndü şu an. Normale döndü. Evet. 1-2 derece ısı farkı oluyor. Biraz konuşurken ses desibelini yüksek tutarsan kamera kaydı için uzakta ya. Hı-hı. Daha iyi olur. Tamam. Yani 19, 10 bak. Konumuz bu değildi ama misafir geldi diyebiliriz. Şu an mesela yoğunlaştığımız için böyle bir şey olduğunu biliyorum. Görüyorlar mı bilmiyorum. Bu yüzden 4 oldu. 0 şu an. Bir nokta altı yazıyor, değil mi? Gördün mü? Şu an sıkıcı geliyor olabilir sizler için ama bizim için tedirgin edici bir durum. Çünkü 5 getirmek istemiyoruz. 5 oldu 6. 1.6, 1.3, 1.2. Gördün mü? Şu an hareketlilik, hareketlilik biraz yoğun. O yüzden
Ben neyle karşılaşacağım? 2.3 mu? Ama neyle karşılaşacağımı bilmediğim için şu an burası da bizim evimiz. Bunu sonlandıralım. Bunu antika alanda, alanda. Evet. Kapatalım mı? Kapatalım mı? Kapatmak istiyor musun? İstiyorum ama o neydi son. Diğerlerini de kapatmak için. Besleniyor şu anda yaptığın şey. Şunu besliyor. Arafta kalmak. Onu da kapatmam gerekiyor. Hepsini kapatacağız. Evet. Evet. Yani alanda 5'i görüp kaçan ben, burada 1.5, 2'yi gördüm. 2.3'ü gördüm ben. 2.3'ü gördüm. O zaman sonlandıralım. Ses kaydını dinledik. Ha, arabadaki ses çok iyiydi. Onu ben tekrar son bir kez seninle dinlemek isterim. O arabadaki o baskı sesini. Öyle çıkmış mı? Değil mi? Mı? Nereden gönderdiysen ne olur? Hayır, orada değil. Bir altta. Şurada ağlayan bir şey var ve asla kafanı çevirip bakmıyorsun. Ne? 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 Ben gidiyorum. Ne? 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 Ben gidiyorum. Sus. Ben gidiyorum. Tamam, gidiyoruz. Engin, sus dur şuna. Arabadaki ses dinleteceğim bize. O da var mı? Evet. Oo, işte burası. Burada yok. O zaman videonun sonunda var. Tamam. İzlediler ki işte tekrar yapalım. Tamam. Tam odaklanmışken konu birden dağıldı. Hangi konu dağıldı? Bu konuyu işliyorduk. Birden dağıldı malum. Yo, frekans MF cihazıyla alakalı. Bir tedirginlik gördüm yani. Senden de kendimde de. Ama evimiz ya burası. Yani o yüzden bu konuyu ben şu an kapatmak istiyorum. Ben şimdi Sarat'a gelelim. Hı. Kaleye gidiyor muyuz? Gidiyoruz tabii ki de. Gelecek misin? Ama oraya çıkmam bir daha. Sarımsak falan takmış sıra. Hayır, oraya çıkmam. Ben tatminsizliği sende görüyorum. Yani senin tatmin... Ben evet, daha derine inmek istiyorum. Hayır, hiç gerek yok. Yaptığın araştırmada kullandığın cihazlarla, manyetik alan ölçerle, işte frekans yükselticilerle... Merak et, söylüyorum. Risk yoksa hikayen de... Ama bu öyle bir şey değil ki. Bu düşmana karşı savaşmıyorsun. Oradan gelebilecek herhangi bir şeyi de bilmiyorsun. Senin hayatını nasıl etkileyeceğini bilmiyorsun. Burada yola çıkarken dedik ki bazen ses olabiliriz, birilerinin sesi. Paranormal aktiviteye inanmak ya da inanmamak arasında kalan insanlara bilimsel cihazlarla bunun nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını, bugüne kadar insanların nasıl yaptığını göstermek diye amaç. Tamam, bunu böyle altını eşelemek, kazmak, içinden sana zarar getirebilecek ya da başka bir şeyi büyütecek bir hikayeye döndürmenin bence hiçbir anlamı yok. Tatminkar ol. Cihazların geldiği ilk iki gün hiçbir şekilde alamadığın şeyler vardı. Ne oldu? Bir şey yok. Alamadığın enerjiler vardı. Cihazlarının çalışmadığını düşündüğün zamanlar oldu. Kayıt cihazıyla ilgili, EVP ile ilgili sıkıntılar oldu. EVP'nin yapanı, ne derler, mühendisi İsveçli, hatta onlar teknisyeni. Evet. Onlarla ilgili zaten hemen böyle bir şüpheye düştüm falan. Sonra baktım ki bütün cihazların çalışıyor. Hı hı. Demek ki neymiş? Bir yerde, bir alanda bu enerjiler yoksa bu cihazlar iptal. Hiç. Hiç. Hiç yani. Kımıldamıyorlar. Ekranda yani. Kocaman sıfır görüyorsun. Sıfır görüyorsun. Kendi kendine kapanıyor zaten, bir hareketlilik almayınca kapatıyor. Evet, uyku moduna gidiyor. Uyku moduna gidiyor. 3 dakikada, 1-2 dakikada uyku moduna gidiyor. Ama hareketlilik varsa, tetikleyici bir şeyler olsa, ikisi zaten birbirini tetikleyip çıldırıyorlar yani. Evet. EVP de aynı şekilde. Sen cihazlarının ne şu zaman çalıştığını, bir dakika, sen cihazların ne zaman çalıştığını, ne zaman çalışmadığını öğrendin mi? Isıyı ölçmek için ses açayım, MFA değil. İçerideki ısı 18.2, mümkün altı yok. 19 küsürde biliyorsun. O bir derece yüksek gösteriyor diğerinden.
Tamam. Ama mumu şey yapıyorsun. Tamam. Şu an cihazlarımız çalışıyor. Çok kaba bir tabirle belanı da arama yani. Aramıyorum. Dereceye bakacağım sadece. 18.3'te 18.2 oldu. Tamam. Tamam. Bence son bir kez seni de tatmin edecek şeyler söyleyerek yayınımızı sonlandıralım. Sonlandıralım. Biz neye inanıyoruz? Paranormal olayların varlığına inanıyoruz. Enerjiye inanıyoruz. Enerjiye inanıyoruz. Bu varlıkların elektromanyetik alanlarda, ses frekanslarında ve daha ziyade gece görüşü kameralarında, normal kameralara da yansıyorlar. Gece görüşü kameralarında kendi varlıklarını saklayamadıklarını ya da bazen de saklamak istemediklerini farkına... Saklamak istemediklerini. Çünkü ilk gece kaydımızda resmen oynuyor kameranın etrafında. Yani buradayım diyor. Kendini bize gösteriyor. Biz bunun ispatını önce kendimize yapmak istemiştik. Biz bu konuda hemfikir olduk. Bize kendini ispat etti. İzleyenlerin de aklında herhangi bir şüphe varsa cihazları kullanmaya, videolarımızı çekmeye devam edeceğiz. Evet. Öyle yapacağız. Tamam. Hı-hı. Sonlandıralım mı? Benim için. Son söyleyeceklerim bu mu? Bu. İstisyon Kalesi'ne gidiyoruz. Gidiyoruz. Son kararımız. Hı-hı. Sen hayat avcısı değilsin. Evet. Tabii ki. Senin böyle bir misyonun yok. Ben araştırmacıyım. Yani ben bilim insanıyım. Ben bilime güvenirim. Elektroniğe güvenirim. Evet. Teknolojiye güvenen bir insanım. Fakat enerjinin varlığını da kabullenen, bilen bir insanım. Birbirimize şöyle ödevler verelim mi? Bu enerjinin artılarının olduğu gibi eksileri de tabii ki var. Fakat eksilerin olduğu gibi unutma ki artıları da var. Birbirimize ödevler verelim mi? Verelim. Sen 1000 kere eğik harflerle ben hayalet avcısı değilim yaz. Evet. Ben de 1000 kere güzel yazımla şey yazayım. Çığlık atma kaçma, çığlık atma kaçma, çığlık atma evet. Kaçma yazayım. Mantıklı. Mantıklı değil mi? Çığlık atma ve kaçma. Ve sen de hayal tavsiyesi değilsin. Hayal tavsiyesi değilim. Evet, sonlandıralım. Güzel. Sonlandıralım.